Merhabalar. IQ'nuzu büyük ölçüde etkileyebilecek en az 4 mineral eksikliği vardır. Bu videomuzun konusu budur. Genel olarak, zeka, problem çözebilme yeteneğinizdir. Bazı şeyleri öğrenme ve anlama yeteneğinizdir. Hafıza veya hatırlama unsurunuzdur. Bazı insanlar der ki, biliyor musun, zeka gerçekten sınırlıdır. Ya onunla doğarsınız ya da onsuz. Bu hiç doğru değildir. Eğitim alabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Annenizin hamileyken yedikleri bile zekanızda ve gelecekteki problem çözme yeteneğinizde bir etkendir ve bunun böyle olduğunu birazdan keşfedeceksiniz. Fakat öğrenebilme kapasitesi gibi başka faktörler de vardır. Belki öğrenciyken, hiç kimse size nasıl ders çalışmanız gerektiğini veya nasıl öğrenebileceğinizi anlatmamış olabilir. Biraz abartıyor olabilirim. Çünkü, çocuklara nasıl ders çalışılacağını veya nasıl öğrenebileceklerini öğretmiyorlar. Bunu biliyor olmanız bekleniyor. Yani, okula git bazı şeyler ezberle, defalarca oku ve defalarca yaz, bunları defalarca yap. Sonra bir şekilde testi geçip ve başarılı olmanızı umarlar. Bu videoda, zekanın beslenme bağlı olan kısmına odaklanmak istiyorum. Muhtemelen en etkili iz minerallerden biri yoktur. Büyük miktarlara ihtiyacınız yoktur. Sadece biraz iyoda ihtiyacınız vardır. Eğer bu biraz dediğimiz miktara sahip değilseniz, ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü çocukken iyot eksikliğiniz varsa, IQ'nuz 13 puan gibi önemli ölçüde düşebilir. Yetişkinlerde de iyot eksikliği varsa, bunun IQ değerini 15 puan azaltılabileceğini gösteren bazı çalışmalar vardır. Bu oldukça önemli bir değerdir. İyot almak için en kritik zaman, bir kadının hamile olduğu ve emzirme döneminde olduğu zamandır. Bu hayati önem taşır. Böylelikle iyot, beyninizi ve öğrenme, hafıza ve farklı şeyler arasında geçiş yapma yeteneği ile ilgili olan hipokampus gibi beynin belirli kısımlarını oluşturmada rol oynar. Yani öncelikle, problem çözmede hipokampus ve ön lobumuz görev alır. Tabii ki, beynin bu bölümlerinin ne kadarının problem çözme ve IQ ile ilgili olduğu kayda değer ölçüdedir. Bazı insanların beyinleri büyük miktarda travma ve hasara maruz kalırlar. Demek istediğim, bazılarında beynin büyük bir bölümü yok olmasına rağmen hala bilişsel işlevlerini ve IQ'larını korudukları gözlemlenmektedir. Ben sadece bunu belirtmek istedim. Çünkü, gerçekten beynin ne kadarına ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Görünüşe göre, çok fazla ekstramız vardır. Şimdi, ikinci en önemli mineral çinkodur. Çinko, yüzlerce farklı enzim reaksiyonunda yer alır. Hipokampusla kesinlikle ilgilidir. Nörotransmitter yapımında da rol oynar. Çinko eksikliğiniz varsa, IQ'nuz düşecektir. Çinko bakırla bağlantılıdır. İkisi birlikte çalışır. Yani, bu çinko bakır oranına ihtiyacınız vardır. Örneğin, otizmli çocuğa sahip olan ailelerin, neredeyse her zaman aşırı düşük çinko ve bakır seviyelerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla yüksek IQ'lar ile iyi çinko bakır oranları arasında önemli bir ilişki vardır. Alzheimer hastalarında da bakır seviyelerinin çok düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, uyku mekanizmanızı her yönden etkileyen locus ceruleus adı verilen beyin sapı yapısında oldukça yoğun bir şekilde yer alırlar. Sırada magnezyum var. Magnezyum, beyindeki enerji için gerekli olan ATP yani adenozin trifosfatı yapmak için gereklidir. Yeterli magnezyumunuz yoksa, bununla düşük IQ arasında önemli bir ilişki vardır. Buradaki iyot ve çinkoya bakarsak, deniz ürünlerinden ve istirgelerden elde edilebilirler. Ancak salatalardan, sebzelerden, yapraklı yeşilliklerden ama aynı zamanda kuru yemiş ve diğer yiyeceklerden magnezyum alabilirsiniz. Ancak deniz ürünleri ve kabuklu deniz ürünleri iyot, çinko ve bakır için çok önemlidir. Birkaç şey daha eklemek istiyorum. D vitamini eksikliği ayrıca öğrenme güçlükleri, azalmış IQ ve bilişsel işlevlerle ilişkilidir. İşte bir tane daha. Özellikle hamileyseniz çok ama çok önemlidir. Demir, muhtemelen anemi, kırmızı kan hücreleri ve beyninize oksijen taşınmasıyla bağlantılı olduğu için düşük IQ ile de bağlantılıdır. Bilişsel işlev konusuyla ilgili olarak gerçekten ele almamız gereken birkaç şey daha vardır. İlgili şeylerden bir tanesi de şekerdir. Şeker aslında insanı aptal yapar. Çünkü, şeker kesinlikle daha düşük bir IQ ile ilişkilidir. Şimdi, bunları söylediğime göre, çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Birinin yüksek IQ'ya sahip olması, birisine sözde akıllı denmesi, onların aklı başında oldukları anlamına gelmez. Çok zeki olabilir ama buna rağmen tamamen deli olabilir. Delilik hakkında konuştuğumda, kötü ve yıkıcı halinden bahsediyorum.
Şeker hakkında konuştuğumuzda, kan şekerinden, hatta şeker hastalığından bahsediyoruz. Yani A1C değeriniz 7'nin üzerindeyse, hafıza kapasiteniz azalır. Yani anıları hatırlama yeteneğiniz büyük ölçüde etkilenir. Şeker hastalarının ortalama IQ'su 7.84 puan daha düşüktür. Kan şekerleri daha yüksektir, bu da hipokampusun küçülmesine neden olur. Dolayısıyla çalıştırabileceğimiz daha az hipokampus olur. Bu da daha az hafıza kapasitesi ve daha az öğrenme yeteneği anlamına gelir ki bu da IQ ile yakından ilgilidir. İnsülin direnci durumundaki beyne bir göz atarsak, bu beyinde de insülin direncidir. Bu neredeyse her zaman yüksek şekere sahip olan şeker hastalarının durumudur. Bu durumda, nöronlarda çok fazla hasar oluşur. Böylece beyin hücrelerinizi yani nöronlarınızı çok fazla şekerle beslediğinizde, sinaps denen nöronların bağlantılarını yok etmiş olursunuz. Neyse ki, tüm bunları atlamak ve nöronların ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde etmek için alternatif bir yakıt vardır. Böylece daha akıllı olursunuz. Bu alternatif yakıt ketonlardır. Ketonlarla ilgili ilginç olan şey, beyninizin vücudun diğer kısımları gibi ketonlara uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olmamasıdır. Başka bir deyişle, beyninizin ketonlara uyum sağlaması veya dönüştürmeniz için geçmesi gereken bir süreye ihtiyacı yoktur. Yani, kanda keton varsa, hemen kullanılabilir. Beyinde şeker depolanmaz. Beyin glikojen depolamaz. Neden mi? Çünkü yer yoktur. Çünkü glikojen depoladığınızda çok fazla su depolamanız gerekir ve buna yetecek yer yoktur. Yani, beyin enerjisini kandan alır. Öncelikle karaciğerden gelen kandan alır. Bu yüzden, karaciğer hasar görürse bu beyni etkileyebilir. Ancak, beyin ketonlar veya glikoz arasında seçim yapmak zorunda kalırsa, birincil yakıt olarak her zaman ketonları seçecektir. Bu sayede beyne zarar gelse bile beyin hücreleri yine de enerji elde edebilir. Başka bir deyişle, beyniniz beslenme şeklinizden oldukça etkilenir. Aslında, kanınızda keton olup olmadığını belirleyen iki şey vardır. Glikoz ve insülin seviyeleridir. Bu nedenle, bir kişi ketojenik diyete başladığında ve glikozunu düşürmeye başladığında, aynı zamanda daha düşük insülin seviyelerine sahip olacaktır. Fakat hala sorunları olabilir. Ketozun önemli faydalarını bir süre fark etmeyebilirler. Bunun nedeni öncelikle, kanlarında her zaman temel bir insülin seviyesi olduğu içindir. Eğer birisi obez ise, genellikle normal insülin seviyelerinin 3 katına sahip olur. Beslenmesiyle ilgili değildir. Bu sadece bazal insülinleri, kilo sorunu olmayan birine göre çok daha yüksek olduğu içindir. Bu nedenle, takipteyseniz ve fazla kiloluysanız, ne kadar çok kilo verirseniz, insülin seviyeniz o kadar düşük olacağının farkına varmalısınız. Böylece, olumlu etkiler artacaktır. Ancak, bu biraz zaman alabilir. Peki, bu videodan çıkarılacak sonuçlar nelerdir? İstiridye, deniz ürünleri, büyük miktarda salata tüketin. Düşük şekerli ve düşük karbonhidratlı diyetler uygulayın. Beyin hakkında konuşulabilecek hala oldukça fazla şey var. Beyin sağlığı ile ilgili, bu videoyu izlemediyseniz, o zaman bunu izlemek sizin için çok eğlenceli olacaktır.